Bence işin gelip dayandığı tek nokta var. İsrail kara harekatı yapacak mı yapmayacak? Dün yapacaktı biliyorsunuz. Yağmuru bahane ettiler, girmediler. Bugün gördüğüm kadarıyla yağmur yok, yine girmiyorlar. Filistinler de bu hastaneleri pek boşaltmadı. Yani o işler olmadı. Filistin'in nüfus çok güneye doğru gitmedi. Yani sivil nüfusta da azalma yok. Yani bu durumda İsrail'in oraya girmesi ciddi katliam. İki ülke açısından da, yani hem sivil vatandaşlar, ben çok onu üzüleceğiz, hem İsrail askerleri açısından hem Hamas açısından fecal bir şey. Yani ben tabii bölgeye gitmedim, bilmiyorum ama hani şöyle bir binaların şekli şemali işte bizim Bağcılar'a falan benziyor. Yani öyle meskun bir mekanda uzun zamandır savaşa hazırlanan bir Hamas'la mücadele eden, yani büyük kan döküleceği kesin. Çünkü orada işe yaramıyor işte. Uçaklar falan işe yararlı azalıyor biraz. En de sonunda İsrail kazansa bile çok kanlı bir savaş olur. Ama daha önemlisi Hizbullah. İşte Hamas'la Hizbullah çok farklı iki güç. Hamas sonuçta bir işte küçük bir yere sıkışmış, dışarıdan yardım alamayan. Şu anda bile iyice çevrelediler onları. Biliyorsunuz Mısır duvarları ördü. Oraya giriş çıkış kalmadı. Deniz tarafını Amerikan filosuyla İsrail filosu kontrol altında kaldı. Tünellerden falan bir şeyler girip çıkıyordur ama Hamas'ın şu andan sonra büyük bir mevcut yığınağın dışında askeri güce ulaşması mümkün değil. Yani önümüzdeki günlerde roket saldırıları falan yavaşlayacaktır o yönden. Ve lokal bir güç o. Hizbullah öyle değil. Hizbullah işte Lübnan'ın güneyinde, İsrail'in kuzeyinde, arkasında büyük bir hinterlandı var. Ve dışarıdan destek alabilen bir güç. Onun savaşa girmesi işi sakata bindirebilir. Çünkü Hizbullah'ın savaşa girmesi demek İran'dan bu işin izin aldı demektir. İran'dan izin alması demek de İran'a müdahale gelir demektir. Şimdilik Hizbullah ne yapıyor? Orada işte uzaktan bir iki roket atıyor. Biraz taciz var karşılıklı. Ama anladığım kadarıyla henüz İran'dan izin alamamış. İran'dan izin alabilir mi? Şimdi eğer kara harekatı olur, kara harekatında çok kan dökülürse Hizbullah girmek isteyecekti. Bu durumda İran'ın önünü belki açabilir ama ben öyle bir durumda bile İran'ın bütün bu atıp kesmelerine rağmen sakin davranacağını düşünüyorum. Yani böyle bir topyekün Hizbullah'la İsrail'i karşı karşıya getirmekten ziyade işte tacizi fazlalaştır, bir iki roket at, içeri sızmaya çalış. Ama çok büyük bir şey girmeyeceğini düşünüyorum. Ama bunlar tabii yanılabiliriz. Yani ben jeopolitik uzmanı da değilim. Sadece pratik bakmaya çalışıyorum meseleye. İran'ın ne ekonomik durumu, ne içerideki birlik durumu, Amerika'nın bütün filosu oraya geldi falan filan, yani öbür savaşı kaldırmaz. Ve bakıyorum Arap ülkelerinde ses yok. Yani işte o enteresan. Mısır ne yaptı? Duvarları örüverdi. Hiç giriş izin vermedi. Katar dedi ki işte kara harekatı olursa petrolü keseriz dedi. Suudi Arabistan'ın İsrail'e barış anlaşması vardı biliyorsunuz. Uzun zamanda ilerleyen. Ara verdiler toplantı. Yani öyle Araplardan acayip bir tepki yok. Vatandaştan var da ülkelerden yok. Yani olan bence ülkenin tepkisi daha ziyade Arap vatandaş sakinesinde biraz geliyor diye düşünüyorum. Öyle bir Arap Birliği toplanıp İsrail'e falan savaş ilan etmiyor. Yani o daha evvel işte Yom Kippur'de 6 gün savaşında vesaire olan şeylerin benzerleri yaşanmıyor şu anda. Ürdün hiç bulaşmıyor meseleye. Daha enteresanı Batı Şeria hiç bulaşmıyor işe. Yani Batı Şeria'dan hiçbir açıklama gelmedi konuyla ilgili, takip ediyorum. Elbette vatandaş seviyesinde Hamas'ı destekliyorlar. Normali bu zaten. Ama ülke, yani Abbas'tan ben bir şey duymadım. Ve bundan dolayı da Hamas böyle ayrı, kendi içinde bir şey gibi bırakılıyor. Yani Araplardan çok büyük destek yok. İşte Araptan, hatta benim tahminimi söyleyeyim, Hizbullah'ın arkasında İran olduğu bilindiği için, yani biliyorsunuz Araplar için İran Amerika'dan daha büyük düşman çoğu için. Yani yıllardır bu iş böyle, işte Araplarla Suudi Arabistan'la İran biraz yakınlaşıyordu. Amerika onu bozdu. Şimdi Suudi Arabistan, İsrail, Amerika yakınlaşıyordu. İran da onu bozdu. Yani sürekli böyle bir güç dengesi dönüşüyor orada. Bu bence Hamas işi en çok da ona yaradı. Ama Araplar işin içinde yoktu. Araplar işin içinde olmadı. İran etkisi çok kısıtlı. Yani ne yapabilir? Yani öyle büyük bir askeri güç olarak düşünmeyin İran'ı. Yıllardır ambargo altında. İşte gördünüz Rusları Ukrayna'yı halledemediler ki orada Amerikan direkten savaşa müdahil değil. Burada Hizbullah girerse Amerika direkt müdahil olur savaşa. Getirdiler bütün teknolojiyi oraya. Yani uzun lafın kısası, tabii bilmek zor. Çin falan bu işe hiç bulaşmaz arkadaşlar. Hiç yani. Çin'le binle ilgisi yok. Çin ticaretine bakar. Oradan gelip nükleer savaşa bulaşacak hali yok. Zaten içeride sıkıntısı var. Hiç beklemiyorum. Rusya'da yok öyle bir beklenti. Zaten çok da sert bir şey de açıklamıyorlar. Yani bakıyorum 67 sınırına dönse iyi olur. İnsanlık adına bu ayıptır falan diyorlar. Ama onun dışında bir şey yok yani. Böyle Rusya ilhakları falan olmaz arkadaşlar. Rusya nereye ilhak ediyorsunuz? Yani İran Rusya ilhak edilemez ülke. Çok büyük. Havadan bombalama ama olur. Bunlar olur en fazla. Yani benim görüşüm o yüzden jeopolitik uzman olmamakla var. Çok pragmatik baktığımda İsrail kara harekatını yapsa bile çok sert yapmayacak, kısıtlı yapacak, ablukayı sertleştirecek, lokal operasyonlar yapacak. Hizbullah bundan dolayı işte tacizler macizler yapsa da daha fazla bir şeye girmeyecek. Hizbullah girmemesi demek zaten İran buna izin vermedi demektir. Bundan dolayı Amerika'da İsrail desteğinin ötesinde sıcak çatışmaya girmeyecek ve bu iş yatışacak. Yani şimdi senaryo bir bu. Okey. Yani bu senaryo doğru oynarsanız borsalarda korkacak bir şey yok demek. Yani altın biraz daha gider, borsalar biraz daha çalkalanır. Yani geçen hafta hatırlayın, yani pazartesi, salı, çarşamba borsa yukarı gitti. Bir şey oynamadı. Perşembe enflasyondan dolayı hep bir düşüş yedik. Cuma günü böyle panik olundu. Kara harekat. Çünkü kara harekatı eşittir. Hizbullah da kuzeyden olaya dalar mı? Hizbullah olaya dalarsa
İsrail ve Amerika bunu İran yapıyor deyip ona saldırırım. Yani kara harekatı bu anlama geliyor. Dün kara harekatı durması önden iyi haber. Yani yağmura mı bağlı, tekrar hızlanırlar mı bilmiyorum. Ben arkada pazarlık döndüğünü düşünüyorum. Amerika'nın pazarlık yaptığını, bu rehineleri oradan sağ salim çıkartmak konusunda çalışıldığını düşünüyorum. İsrail bugün bir Hamas liderini daha öldürdü. Yani İsrail'in böyle nokta operasyonu yaptığını düşünüyorum. Yatışacağını umuyorum. Yani insanlık adına da umuyorum, borsa adına da bunu umuyorum. Böyle baktığımda da ben pozisyondayım, longdayım. İşte satmadım. Hatta trade'de bile uzun zamandır büyütmediğim kadar pozisyonu büyüttüm. Twitter'da paylaşmıştım. Biraz sonra ona doğru geliriz.